Sadece Fenerbahçe programını bu hafta bir yenilgi sorusu açıyoruz. Sevgili Murat, sevgili Alp, üçümüz de maçtaydık. Beklemediğimiz bir puan kaybı. Maçı konuşacağız ağırlıklı olarak. Güzel şeyler konuşacaksak, senin sweatshirt'ünü çok beğendim. Teşekkür ederim. Bu yeni Yok, sezon bu bayağı ürünü eski. mü? Bayağı eski. Ama 5 hakikaten senesi güzelmiş. var Rengi falan da temiz. güzelmiş. Teşekkür ederim. Bundan bir tane ya seninkini alacağız ya bir tane yeni Vereyim, ayıp bulacağız. ediyorsun kardeşim hemen. Peki, şimdi hemen maça geçelim. Size bir soru. Ozan ortada başladı. Pelkas kanat yerine forvet arkası başladı. Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı. Nasıl oluyor bunu anlatın bana. De Fenerbahçe mağlubiyeti onunla, o pozisyonda gene almadı yalnız. Pozisyonlar sonra değişti. Pelkas yok oyunda bir defa. 0-0'da çıktı. Yani şunu demek istiyorum. Yani Şimdi hayır. hayır, şunu demek istiyorum. Ozan'ı önde oynatıyor, Pelkas'ı kanatta oynatıyor olarak başlayan takım hep eleştirdik, eleştirdik, eleştirdik. Yani. Takım maçları kazanıyordu. Tamam. Öyle veya Tamam. böyle sonraki değişikliklerle. Bu sefer herkesin dediği şekilde başladı ve takım maçı kaybetti. Alp, hem bunun üzerinden hem takımla ilgili senle başlayalım. Çok güzel bir soru aslında. Ama ben de soruya soruyla cevap vermek istiyorum. Bunu yaparken takımın kötüleri Pelkas ve Ozan mıydı? İkisi Bence de değildi. değildi. İkisi de değildi. Belki Belki de en iyi ikisi en değildi. parlayanları ikisi de. Yani kötünün iyileri. Demek ki sıkıntı onlarda değildi. Sıkıntı bana sorarsanız öndeki üçlüdeydi. Yani Thiam'ı ilk devre sonunda oyundan aldı ama Thiam yerine Ener Valencia'yı oyundan alsa şaşırır mıydık? Şaşırmazdık. Samat da iyi bir performans sergiledi mi? Samat da tam gösteremedi kendini. Yani sıkıntı öndeki üçlüdeydi. Biz sanki o öndeki üçlüyü verimli kullanmayı bir türlü beceremiyoruz. Doğru söylüyorsun abi. Ben de genel takımı beğenirken, Erol Hoca'yı da beğenirken benim de şahsen biliyorsunuz sezon başından beri en büyük endişem ön tarafın kalitesiyle ilgiliydi. Thiam olsun, Valencia olsun. Hatta mesela Cisse oyuna giriyor. Cisse'nin de çok önemli katkı verdiğini düşünmüyorum. Perotti zaten hazır değil. Ozan orada oynadığı zaman bir yere kadar katkı verebilecek kaliteleri olan bir oyuncu. Pelkas sizden az beğeniyorum ama Pelkas'ı şu anda bu mevcut oyuncular içerisinde en verimli olduğunu da kabul ediyorum. Ama biraz fiziki güçsüzlüğü var. Hani Pelkas da tam böyle bel bağlayacaksın da seni uçuracak bir oyuncu mu? O da değil. Yani ön tarafta iyi oynasa bir Samatta'dan ben çok ümitliyim. Bir de Perotti tabii çok büyük fark yaratabilir. Kaliteli oyuncu olduğu için ve tam hazır olduğunda. Ama Bence Pelkas diğerlerinden yaratır farkı. Sen çok beğenmiyorsun ama niye beğenmediğini de bilmiyorum. Mesela o vuruşu, yani müthiş gol. çalınan Müthiş gol. o vuruşu bizim takımdaki yapacak başka oyuncu Bak yok. hiç Bak lafım net yok. söylüyorum sana yani. Yani o gol sonrası devre Hayır, orada başından vuruş kalitesinin dışında bak geldiği gibi vuruyor. Yani çok kafada çok yer. iyi. Tam bir 10 numara aslında. Yani o doğru yerinde oynadı. Hani senin başta soruna gelecek. Doğru yer orası adamın. Zaten oyundan çıkana kadar niye çıktığını ben hala bilmiyorum. Yani keşke bizim imkanımız olsa, biz de hocayla sohbet toplantılarına gidip sorsak. Mesela Pelkas'ı niye çıkarttı, neyi düşünerek? Evet belki bir Hani yani sen gol atmak istiyorsun. Gol atman lazım. 10 numaran. Abi işte sonuçta biz yani dünya futbolunda 10 numarayı sağda tutarsın abi sonuna kadar. Çünkü bir hareketle bütün işin görüntüsünü değiştirir. Sen hiç yani temel 10 numaraların sakatlık ya da ne bileyim skor garantisini alırsın, çıkartırsın. Geriye Tabii düşersin. tabii tabii. Ama 0-0 gol atman lazım. Bir hamle yapmak istiyorsun. Devrede yapmışsın, Thiam'ı almışsın. Abi ileriye o besleyen adamı çıkartıyorsun zaten. Evet. Hoca biraz da ezbere yapıyor gibime geliyor. Yani hocanın Şimdi Alanya'dan ve Malatya'dan yapmadığı bir şey bu. Hep aynı değişikliği yapıyor. Israrla Pelkas'ı ilk önce oyundan çıkartıyor. Niye? İşte niye Thiam 11 başladı? Thiam kaç haftadır yedekte bile yoktu. Bir anda 11 oyuncusu Thiam. evet, ona ben de Mesela şaşırdım. Cisse'ye hep normalde hamle yapıyor. Mesela Cisse'yle başlayıp Samatta'yı atabilirdi kenara. Gösteri maçı mıydı abi? Etkili de olduk. Ama Tiam üzerinden görmemek lazım bu Yok yok skoru hayır, ben yani. o anlamda demiyorum. Şimdi sen hiç kullanmadın, hiç hazırlamadın. Ya maçlarda 3-5 dakika bile görev vermedin bir adam, bir anda ilk 11'i atarsan o da sudan çıkmış balık gibiydi zaten. Kötü müydü? Diğer ikisi ne kadar kötüyse senin, o kadar kötüydü Tiam'da. Şimdi dediğin gibi hep ön taraf üzerinden bir oyuncu değişiklikleri Şimdi yapılıyor. bak Yani orada lafını söyle. böleceğim. Şimdi bir defa futbol hep söylüyoruz. Artık bilim ve analiz işi. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'ye o kadar iyi çalışmış ki dersine. Ona da geleceğim. Abi Maçtan ne diyor maçtan Fenerbahçe alalım. 3. bak biz ne dedik sezon başı ilk hazırlık maçında önde biz iyi baskı yapıyoruz dedik. İsmail Hoca ne diyor Fenerbahçe 3. bölgede hiç baskı yapmıyor diyor. O yüzden rahat çıkıyoruz ki çok rahat çıktılar. Ayağa top yaptık Çok diyor. rahat çıktılar, ayağa Fenerbahçe çıktılar. üzerimize çektik Çektik diyor. diyor. Oyun çünkü Alp abi hep söylüyor Fenerbahçe'nin oyunu uzatınca hangi takımı uzatsan dağılıyor takım zaten yani bir şey yapamıyor. Ya çok iyi çalışmış. Ben tebrik ediyorum yani sosyal medyadan da ettim. Çok da düzgün bir insandır İsmail Hoca. O maçta bağıranlar vardı. Yeri gelmişken onu da O ben de maçta İsmail Hoca'ya küfredenin ben Fenerbahçe'den şüphe ederim. Çok net söyleyeyim. Ben hem bireysel tanırım. Hem futbol camiasında kime sorsan da hep birinci özelliği çok iyi insandır. Çok dürüst adamdır derler. Ya Murat Fenerbahçe'ye adam futbolcu olarak hizmet etmiş, şampiyonluk yaşatmış. Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapmış 2010-2011 sezonu. Daha sonra Ersun Yanal'ın yardımcılığını Yani. yapmış. Orada da şampiyonluk Evet, yaşatmış. evet. Daha sonra kendi geldi otobüs kurşunlarına kadar
takım çok iyi gidiyordu. Gayet iyi evet. performansı İkinci vardı. İkinci oldu hadi. Süper Kupa aldı. En az transfer yapılan hocası. Hocası. Süper Kupa aldı. Galatasaray'ı yendi. Ondan sonra diğer takımlara gittiğinde yaptığı açıklamalar falan. Fenerbahçeli olduğu belli olan, Fenerbahçe'ye bu kadar hizmet etmiş bir adama bu derece küfür etmek, yere yat demek vesaire ve bunu ben yazıyorum. Mesela bana biri cevap veriyor. Diyor ki sen orada boşuna durmuşsun o zaman taraftar olarak. Keşke senin yerine biri olsaydı da aynı şeyi yapsaydı, bir kişi eksik kalmış diyecek kadar affedersin cahil. Kalkın ve hiç yani. Kişiye tahammül olmayan bir insan kitlesi var. Çok yazık yani bu. Hakikaten çok üzücü. Yani ya orada tabii şu da oluyor artık. Şimdi takımın kötü. Taraftar da görüyor kötü olduğunda. Bir şeye saracak bir ya. Yere patlaması lazım. Ya şimdi ne yapacak adam? Tabii yatacak. Maçı kazan ya. Konya Spor gelmiş. Fenerbahçe'yi yenmek isteyecek. Ya İsmail Kartal Galatasaray'a karşı Galatasaray maçına nasıl çıkıyorsa Fenerbahçe maçına da öyle çıkacak. Adamın amacı Konya'nın o maçı kazanması. Bir de İsmail Kartal mı söylüyor futbolculara yatın kalkmayın diye, öyle bir şey ayrıca yok. Da ama yatana da ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçeli oynuyorsunuz kalkın diye sahaya mı girecek? Bak bir de o kadar bilinçli ki hoca, tribünden tepki oldu. Hiçbir defa tribünle diyaloğa girmedi. Sıfır. Efendice kafasını eğdi ve kulübeye girdi. Bak doğru olan bu. 2x2=4 Tribünle diyaloğa hiçbir zaman girmeyeceksin. Ne hocalar ne futbolcular. Abi çok düzgün adamdır. Bak hep yani ben hep söyleyeyim. Hocalığını tartışırız. Biz geçen hafta da söyledik. Skoru bulamazsan zor İsmail Kartal takımlarını yenmek. Çünkü hakikaten ben böyle baktım. Tabii maç olunca televizyondan daha iyi görüyorsun. Abi takım hani langırt gibi yani. Böyle geliyorlar böyle gidiyorlar. Yani yana da kayıyorlar yani. Çok düzenli bir takım kurmuş. Ve çok defansif bir kadroyla da çıkmadı. Çıkmadı abi. Aslında bir sürü de ofansif adamlar var yani. Sonra hamlesini de yaptı. Hamlelere de ofansif. Yani Şengel, mesela orta saha çıkarttı. Şengel'e yattı evet. içeriye yani. Evet. Kontradan iş yapsın diye. Şimdi biz çalışmamışız Konya'ya. Biz hala oradan ortala, buradan ortala. Ya iki tane stoperi koymuş. Her gelene vurdular. Ya yani ön tarafta formsuz olunca Alp abilerin gibi biz top da alamadık. İşte B planı olmadığı için hücumda hep kenar orta, kenar orta, kenar orta. Tıkandın kenar ortada bu sefer. Şimdi Alp ben maça biraz da hocaların açıklamalarıyla bakmak istiyorum. Güzel söyledim biraz evvel. İsmail Kartal'ın açıklaması şu, diyor ki Fenerbahçe'yi diyor analiz ettik diyor. Dediğin gibi 3. bölgede pres yapmadığını gördük diyor. Orada top yaparak çıkmaya çalıştık diyor. Boyunu uzattık diyor. Ayrıca attığı gollerin çoğunun duran top olduğunu gördük diyor. Duran toplara diyor önlemimizi aldık, alan savunması yaptık diyor. Şimdi bu güzel bir maç analizi ve tabii tutar bunu yaparsın, tutmaz. Zaten %100 Pelkas'ın net golü verse zaten golü var, başka bir yere. Golü versen gelecek. Belki bambaşka maçtan bahsedeceğiz. Ama ben genel olarak bakıyorum İsmail Kartal'ın bir güzel bir analizi var. Şimdi Erol Bulut'un maç sonu açıklamalarına geliyorum. Erol Bulut'un maç sonu açıklamalarında ben çok bireysel performansları tenkit edici bir açıklama gördüm. Yani doğru 11 çıktı, doğru değişiklikler yapıldı. Maçla ilgili bizim bütün planımız doğruydu. Bireysel oyuncu performanslarında ciddi düşüş var. Girenlerden de verim alamadık. Mevcutlardan da verim alamadık. Bu verim alamadıklarımızı da milli takım arasından sonra değiştireceğiz gibi bir açıklama. Ben bunu beğenmedim açıkçası. İsim vermedi ama en azından. En azından, evet, en azından isim vermedi. Ama yani maç analizi kısmında tamamen bireysel oyuncu performansını yıkmak doğru değil. Biraz da belki de öz eleştiri yapması lazım. Şimdi Caner üzerinden gitmek gerekiyor tabii ki. Bizim stratejimizi konuşuyorsak eğer. Caner'i daha önce övdük mü? Övdük. Evet. Çok etkili ortalar yapıyor. Çok efor sarf ediyor. Biraz da duran toplar. Bu maçta da çok efor sarf etti Caner. Fakat bu kadar çok efor sarf etmesi doğru mu acaba? Mesela yediğimiz iki golde gözünüzün önüne getirin. İlk golde kafaya yükselemiyor. Evet. Şimdi çok yorulduysan, çok efor sarf ettiysen o bir tıklık, bir saniyelik gecikmen işte gole sebep olabiliyor. İkinci golde ofsaydı bozan kim? Gene Caner. Caner. Ben Caner'i suçlamak için söylemiyorum bunu. Ama bu kadar çok efor sarf edersen savunmada da o bir saniyelik konsantrasyon kaybı zaten golle sonuçlanabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu kadar Caner üzerine yüklenmemiz bizim hatamız. Orada bizim bir öz eleştiri yapmamız lazım. Caner'in ortaları bize lazım mı? Lazım. Bundan sonra çok asistler yapacak. Bizi kurtaracak mı? Kesinlikle kurtaracak. Ben Caner'i gömmek istemiyorum burada. Ama bizim hücum çeşitliliği kazanmamız şart. Evet. İşte başka planlarımızın da olması lazım. Geçen hafta metiyeler dizdik. Biraz da duran toplar dedik. O Pelkas'ın direkten dönen topunda yaptığı orta yedik vesaire vesaire. Ama şunu da söyledik. Ara ara topu alıp direkt kafayı kaldırıp orta yapıyor mu? Yapıyor dedik. Bunu azaltması lazım dedik ki bu maçta çoktu. Şimdi geçen haftaki Caner performansından sonra bu hafta Caner'i yediye bırakmasını şimdi açık konuşalım. Böyle bir şey imkansız. Hiç kimse beklemiyordu. Şaşırdık. Hatta maçı kaybetsek olacak iş değil. Sallardı. Ya ama şunu yapabilirdin işte. Bak biz geçen hafta konuştuğumuz bir şey. Novak Caner diyeceksin. Novak Caner yapabilirdin. Caner önde hem daha az efor harcar. Evet. Hem de bakarsın o plan tutmazsa çıkartırsın. Novak Caner'i tekrar sol beke çekersin arkaya. Sana şunu söyleyeceğim. Şimdi Erol Hoca'nın takım anlayışında çok ofansif görüyorum ben ve hep ofansın üzerinden ve oyuncu değişikliklerini de oradan yapıyor. Şimdi başka hocalar dün iki gün evvel maçta eğer sol tarafta bir değişikliğe gitmek durumunda kaldıklarında Tiam yerine bir Novak Caner denerdi diye düşünüyorum ben. Yani orada Novak Caner
Caner bir orta saha oyuncusu olarak gayet güzel kanatta oynar. Biraz da daha sert bir takım haline gelirsin. Ve Novak konuştuk dedik ki büyük transfer. Yani Novak'ın çok faydalı olabileceğini geçen sene asist kralı vesaire dedik. Yani Novak bu derece... Şimdi Tiam mı Novak mı? Geçen senenin flash oyuncularından biri Novak. Tiam süre almış, performans vermemiş. Yani şimdi tabii ki antrenmanda bakıyor, ediyor hoca. Hoca bizden daha iyi. Muhakkak iyi mutlaka, çalışmıştır Tiam hafta arasında. Mutlaka. Yani ona laf etmiyorum ama yani bir Novak bu derece... Bu ortamda bile kullanmamak Novak'a da küstürmek olmayacak mı? Ya bence zaten bu yani şimdi aynısını söyleyecektim. Şimdi Gökhan da bakarsan her hafta biraz geri gidiyor Gökhan. Şimdi performans ki normal. Yani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani o yaştaki bir oyuncunun zaten her hafta 11 ve 90 dakika kalıyor sahada. Evet. Her hafta yani oynadı. Evet. Her hafta 90 dakika kaldı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hatırlıyorsa yanlışsa da özür dilerim. Şimdi Nazım Sangare milli takım sağ beki. Hiç süre almıyor. Ve beğendik. Son 20 dakika alınmaz mıydı mesela Nazım Gökhan'ın yerine? Abi niye sonuçta? Abi şimdi 5 oyuncu değişikliği, bir oyuncu değişikliği hakkımız daha var. 5 hakkım var mesela, şunu da anlamıyorum. Abi yap devrede 3 tane değişiklik. Kötü gidiyorsun. Zaten eski usule göre olsa 3 hakkım var ya. Tek seferde 3 tane sok. Mesela bir şaşırt. Bu da bir hata. Öz eleştiri yani. Biz demiyoruz ki Erol Hoca kötü hoca, bizi şampiyon yapacak. Ben hala söylüyorum. Erol Hoca iyi hoca ve Fenerbahçe şampiyon yapacak. Maç maç gidiyoruz. Bu maç özelinde İsmail Hoca daha başarılı. Yani hoca performansı, senin söylediğin gibi söyleyeyim. Hoca performanslarına bakarsak ilk hoca İsmail Hoca kazandı. Evet. Bence her anlamda kazandı. Evet. Yani değişiklikleri, takım hazırlaması. Mesela dikkat ettiyseniz biz duran top kornerleri kullanırken bir tane bile adam ileride bırakmadı. Hepsi geldi. Yani bir tane kontratakçı bırakırsın değil mi orada yuvarlak? Bak bir kişi bile bırakmadı. 11 kişi orayı kalabalıklaştırdı ve vurdurtmadılar da bize. Abi çalışıyor işte. Yani alıyor senin bütün maçlarını, işte bugüne kadar oynadığın hepsini alıyor. Bir pozisyonu belki 25-30 dakika izliyor. Tek bir pozisyon. O bir kornerde. E ne oldu bizim Caner'in kesip Gökhan'ın ön direk vurduğu? Gökhan'ın her seferinde birisi yanında Gökhan'ın. Ben baktım bir kere denediler, olmadı. Denediler. Sonunda da denediler. Şimdi burada şunu konuşmamız lazım zaten. Az evvel ben ne dedim? Ön tarafı hep değiştiriyor. Evet. Ön tarafta hep işte ofansif oyuncuları katkı. Şimdi şunu da yapabilirsin. Şimdi Nazım gayet iyi oynamıştı. Konuştuk. Gökhan'ın performansı iyi değil. Nazım Sangare'yi oyuncu değişikliğinde kullanabilirsin. Nova oyuncu değişikliğinde kullanabilirsin. Mert Hakan geçen hafta çok iyi gözükmedi. Hazır gözükmedi ama Mert Hakan kullanılabilirse kullanılabilir. Demek istediğim yani hiçbir şekilde bir orta sahaya bir dinamizm getirmek veyahut beklerin performansı kötü bir bek, Nazım gibi, Novak gibi iki tane iyi futbolcum varken yani sanki o tarafa hiç bakmıyor da ben ön tarafta ne yaparım diye düşünüyor gibi görüyorum hocayı. O beni biraz endişelendiriyor. Arka tarafta bazı değişiklikler yapsan belki öndekilerin de performansı artacak. Abi, yani sonuçta dediğin gibi o görüntü değişecek belki önde. Sen onlara doğru topu getirebilsen tempolu bir şekilde. Mesela şu da var. Şimdi Pelkas'ı çıkarttı. Peki bir karar verdi. Takım işte bir düzene soktu. Forvet çift, iki forvet gibi oynattı. Ve Samat da hareketlenmeye başladı. Çünkü ben hep söylüyorum. Samat da tek forvete alışık bir oyuncu değil. Yani yanına bir pivot ya da bir ikinci bir santrfor koyarsan hasbihas ki sizse santrfor. Samat da rahatlıyor. Hem markaj azalıyor üstünde, hem etki alanı, yani alanı daha geniş alanda oynamaya başlıyor. Kanada geliyor, ortaya gidiyor. Samat da çıkarttı sonra bir anda. Yani tam Samat da oynamaya başladı. Hop Samat da aldı kenara. Evet. İşte şunu yapıyor. Şimdi Valencia'ya bir kere özel bir... sevgisi var, o kesin. Sevgisi var. Valencia'yı da zaten kendisi ısrarla transfer etmek istedi. Şimdi Valencia bir Erol Bulut transferi. Tamam, güveniyorsun, çok da istediğin geldi. Valencia performans olarak... Bu da çok tartışılan bir konu. Sen özellikle performansından memnun olmadığını söyledin. Ben de sana katılıyorum bu arada ama iyi olduğunu söyleyen isimler de var. Şimdi ben şunu görüyorum. Valencia kalitesiz bir futbolcu değil. Değil. Ya mesela Tiam'a göre bir kalitesi olduğunu ben görüyorum. Top alışverişlerinde bile kalitesini görüyorsun. Kalitesini gösteriyor top alışveriş. Ama ekstra bir iş yapabilir. İki çalım atarsın, bir orta yaparsın. Yani bir ekstra bir iş yapmıyor. Bitiricilik konusunda, bitiricilik konusunda sıkıntısı var. Şimdi burada bu Valencia öyle bir değişiklik yapıyor ki Erol Hoca hep Valencia üzerinden. Şimdi Valencia çıkabilirdi, Pelkas'ı çıkardı. Ondan sonra gene Valencia çıkacak diye beklerken kimi çıkardı? Samatta'yı çıkardı. Şimdi Samatta'yla Sise'yi çift santfor haline getirmişsin. Orada ne yapıyor? Çift santfora devam ediyor. Samatta'yı çıkarıp Valencia'yı santfora alıyor. Yani illa Valencia, yani illa Valencia kalacak diyor. Diyor ki Valencia'yı diyor ben diyor hani Ferdi oyunu alacağım diyor. Demek ki diyor Valencia'yı ne yapacağım diyor. Samatta'yı çıkarayım diyor. Yani Valencia'yı ne yapacağım var. Bir de Valencia yoruluyor abi. Şimdi çok efor sarf ediyor. O da var. Bak ona biraz bu maç hakkaniyetli oluyor. Çünkü şimdi bana çok eleştiri var Valencia konusunda da. Millet şunu anlamıyor galiba. Ben, abi bizim için asıl olan Fenerbahçe yani. Valencia, Samatta, Ahmet, Mehmet bana ne yani. İyi oynarsa zaten... oynayacak, kötü oynamayacak. Baktım maçta ben mi hata ediyorum? İyi başlıyor fakat o kadar yoruyor ki kendisini. Gereksiz yoruyor bu arada.
Boş çok koşu atıyor. Abi yoruluyor yani. Aslında adamın da suçu günahı. Evet. Adam son 30 dakika falan Samatta değil dışarıda geziyordu zaten sahanın içinde. Evet. Valencia. Yani. Yani oyuncuya da yüklenmemek lazım. İşte biz bu maça formsuz yani. Bizim hep övdüğümüz teknik heyetimiz bu hafta biraz bir parça formsuzdu. Yani hayırlı bir mağlubiyet de olabilir bu arada. Ben o hayırlı mağlubiyet vardır ya. Abi zaten 40 maç 120 puan almayacaksın. Öyle bir dünya yok yani. Birileri kaybedeceğiz. Bir de şöyle bir soru sorayım size. Sezon başına geri dönün. Birinci haftadayız. Sezon başlarken yepyeni bir takım olmuşuz ve daha transferlere devam ediyoruz. Size deselerdi ki 8. hafta sonunda milli maç arasına gideceğiz. Bu araya giderken Galatasaray'ın 1 puan önündeyiz. Başakşehir'in 4 puan önündeyiz. Beşiktaş'ın 7 puan önündeyiz. Onlar Trabzon'un güzel. 10 küsur puan önündeyiz. Razı mısınız değil misiniz diye sorsalar ne derdiniz? Kesin zaten hep ne konuştuk. Abi zaten şeyde söylüyoruz. 2.2'dir bu işin matematiği. 2.2 tutturuyoruz şu anda yani bir neredeyse şekilde. Tutturuyoruz aynen ve dedik ki hep biz bu ilk haftalarda kopmayalım. Evet. Kötü sonuçlar da alabiliriz. Mağlubiyetler de alabiliriz. Aman hemen camia dağılmasın. Evet. Onu söyledik zaten. Abi 8 haftaya bakarsan senin dediğin gibi bir Galatasaray derbisi oynamışsın. Evet. Seyircili seyircisiz sonuçta deplasmandır. Puanını almışsın. O senin hanende artı. Çünkü genelde takımlar planlama yaparken oraya yani ev sahibi derbi takımları 3 yazar yani. Galatasaray'da 3 yazmıştır o maça muhtemelen. Ki Galatasaray ilk hafta bir de çok şişirildiği için o maç kesin galibiyet gibi gözüküyordu. O bizim artımızdı. Belki o artıyı işte burada avantaj yitirdik diyelim. Yani bir avantaj var cebimizde. Evet. Ama tabii şimdi biz bu kadar konuşuyoruz. Sıra gelecek herhalde yani. Tabii. Şimdi bu maç biz böyle eleştirdik ama. Sıra geldi. Sıra geldiyse ben gireyim o zaman. Şimdi orada maç biz ne dedik bir hafta önce? Eğer biz bir gol atarsak İsmail Kartal takımları çözülür. Ondan sonra maç rahatlar. Evet. Şimdi orada gol verilse. Evet. Şimdi golü vermeyen kim? Ben Ali Maççalı'na çok kızdım da. Aslında kızmamız gereken Koray Gencerler. Tabii. Arkadaş. Barakem ve Avar Zorbay Küçük. Ali Hoca verdi golü aslında. Tabii. O verdi. Onun için şimdi o maçtan da çok sinirlendik tabii kendisi de ama. Aslına bakarsan Koray Gencerler. Şimdi o bir defa pozisyonda net bir şey yoksa zaten elde yok da. Hani yanlış da görmüş. Hadi golü vermedin. %100 gol. Hiç tartışmasız. Evet. 4 dakikada oyunu soğuttun. Tam Fenerbahçe gitmeye başlamış rakibin üstüne. Yani bu biraz bunaltmaya başlamıştık çünkü. Evet. Baskı artmıştı. Oyunu da soğuttun. Yani. Şimdi bizim takım da maalesef işte gereken tepkiyi veremedi sonrasında. Takım da ayak uydurdu diyelim. Ama yani sonra bir dün bakıyoruz maçlara. Bir rakibimizin maçına. Şimdi bir dakikada 2 penaltı verilmez diye bir kural mı var? Yok herhalde benim bildiğim kadarıyla yok. Çağırmıyor bile. Daha penaltı olan pozisyonda çağırmıyor bile. Çağırmayan kim? Çağırmayan kim? Fatih Terim'in teşekkür ettiği Atilla Karaoğlan. Şimdi ondan sonra bu lig çok temiz. Bu lig çok adil. Rıdvan Dilmen sezonu. Pozisyonu beIN Sport ikinci penaltıyı bir kere gösteriyor. Niyeyse bir kere. Bizim maçta Tacı 20 kere gösteriyor. Hande Sümertaş hanımefendi kafasına göre uyguluyor orada her şeyi. Bunu da ilk sen söyledin biliyor musun? Hala da dikkat edin. Şimdi ikinci penaltı pozisyonu bir kere gösterdi ya beIN Sport. Peki ben de o zaman bir şey sormak istiyorum size. Şimdi Ali Şansalan. Bak ben itiraf ediyorum buradan. Bana çok kızan olacaktır. Geçen sene benim en çok beğendiğim hatta tek beğendiğim hakemdi. Sen söyledikten sonra ben de dikkat ettim. Ben de beğendim. Bak geçen sezon beğeniyordum Ali Şansalan'ı. Bu sezon ne olduysa bilmiyorum Ali Şansalan'a. Bir şeyler oldu. Göztepe maçında işte o Serdar Aziz'e çalınan skandal penaltıyı var hakemi olarak çağırdı. Evet. Çağırdı mı çağırmadı mı bilmiyorum. İşte bilmiyoruz yani. Çağırmadı pardon. Çağırmadı tam tersi. Şimdi bu maçta da evet Ali Hoca golü verdi ama VAR'dan çağırdılar. Orada dik durması gerekiyordu Ali Şansalan. Ne oldu, neler oldu, neler dönüyor bilmiyorum. Galatasaray maçından da çok güzel bir örnek verdin. Fakat çok olağanüstü bir durum var şu anda Türk futbolunda. Bak tarihte olmayan bir şey söyleyeceğim size. Lig başladı, yayınlar devam ediyor. Takımlar kaç para alacağını bilmiyorlar. Para alacağını da bilmiyor. Para alacak bırak mı, almayacak mı, anlaşma oldu. Hala anlaşılmış değil. Protestolar çekilmiş durumda federasyon tarafından beIN Sports'a. Bu ligin pazarlanması konusunda bir sıkıntı var. Şimdi ben size soruyorum. Fenerbahçe kopsa gitse. Senin dediğin Galatasaray maçındaki ikinci penaltı verilse, Galatasaray puan kaybetse, Fenerbahçe de Konya maçını kazanmış olsa, puan farkları 6'lara 7'lere açılsa. Bu ligin seyredilirliği ne olacak? Sen pazarlık masasındasın şu anda beIN Sport'la. İster misin bunu? Şimdi bunu istemeyeceklerine eminim. Niye sana söyleyeyim? Ben şimdi bu YouTube İşinde de biz hani bakıyoruz kanalın seyredilmeleri, izlenmeleri. Şimdi bir Fenerbahçe kitlesinin ekstra bir seyretme verdiği kesin. Ve Galatasaray taraftarında şu, ben başka kanal sahipleriyle de görüşüyorum. Şu var, Galatasaray düştüğü zaman Galatasaray taraftarının izlenmeleri inanılmaz düşüyor. Yani Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarından ayıran bir özellik. Takım kötü gittiği zaman küsüyor. Futbolla ilgisini kesiyor. Futbolla ilgisini kesiyor. Yani Galatasaray bu işten koptuğu anda Galatasaray taraftarını beIN Sports kaybeder. Evet. Doğru. Galatasaray taraftarının da ilgisini istiyor beIN Sports yani. Ligden kopması işine gelmiyor. Evet, yani şimdi bu teori
bu kadar aleni olmuyor. Mantık olarak bak, benim de mantığıma yani uyuyor. Ama hani bak şimdi silsile geliyor. Bu maçlık konuşmuyoruz. Bak Hande Sümertaş'ın Galatasaray'dan kovulması ki ben hala söylüyorum kovulmamış. De bence kovulmamış. Bilerek oraya yerleştirilmiş. Kovulma süsüyle bir anda birinde ikinci adam olması. Hatta üstündeki kişi de istifa etti. Belki de birinci adam olacak. Türk olarak birinci kişi zaten şu anda oradaki. Şimdi hep mi tesadüf ya? Şimdi bize veriyorsun Türkiye'nin en kötü hakemi uzak ara Koray Gencerler'i var hakem olarak. Bak uzak ara diyorum kusura bakmasın. Zaten eski yan hakemdi. Keşke yan hakem olarak kalsaydı. Alper Ulusoy'la ikisi yarışır. Kötülükte ikisi de eski yan hakem. Abi yan hakemlikten devşirme ikisi de. Bize onu veriyorsun. Öbür tarafa da Fatih Terim'in maç kazanmış Başakşehir gibi önemli rakibine, şampiyonlukta en önemli rakiplerinden birini yenmişsin. 15 dakika teşekkür etti hakem de oraya var koyuyorsun. Ve o hakem de %100 penaltıyı vermiyor. Vermiyor ya. Çağırmıyor ya. Şimdi bunun tersini düşünün. Oo ters olsa şu anda Fatih Terim dün maçtan avaz avaz bağırıyordu. Yani ters bize yapılsa aynısı. Hakemler talimat alıyor diye bir demeci var 3 hafta önce. Ha. O 3 hafta içerisinde neler olduğunu gördük. Bir de şöyle bir şey var. Bakın Fenerbahçe Karagümrük maçında hakemi de yendi. Göztepe maçında da hakemi yendi. Ama her zaman yenemiyorsun. Abi hakemi de yenerken penaltıyı kurtaramaz. Yine yenemiyordun yani. Yine yenemiyorsun. Yani evet. Her zaman hakemi yeneceksin diye bir şey yok. Bu sefer yenemedik. Abi hakemi yenemezsin zaten. Ben de hep onu diyorum. Bir kere yenebilirsin. Ya. İki kere. Hakemi bunu istediğiniz her sporcuyla, her antrenörle konuşun. Ben her branştan sporcu tanıdıklarımız var, antrenör. Hepsi aynı şeyi söyler abi. Herkesi yenebilirsin sahada rakip olarak. Yani bugün denk gelir. İşte Barcelona'da yenersin. Manchester City'de yenersin. Oynayarak olur. Bir tane vurdu. Nasıl biz Galatasaray'a yendik? Bir tane vurdu Johnson işte. Bütün maç tek kale oynadılar. Ama hakemi yenemezsin diyor ya. Hele sana ön yargılı. Bir de artık bir de var yanında. Artık tabii. Bir tane de değil. Üç tane de değil pardon. Artık 6-7 tane adamı yenmek zorundasın ve kolay değil. Bence hani hakemi yenmek bir derece de var hakemi yenmek mümkün değil. Abi zaten bütün kontrolünde. Bütün kontrolünde evet. Bak bir de şöyle bir şey Türk futbolunda peyda oldu maalesef. İki tip orta hakem oluşmaya başladı. Bir tanesi artık hiç karar vermiyor. Var çağırırsa veririm diyor. Bak hiç bakmıyor penaltıya falan. Mesela dünkü maçın hakemi o. O bakmıyor orada ne olduğunu. Galatasaray maçındaki evet. Tabii. Evet. Bakmıyor. Evet. Hiçbir şey vermiyor. Kritik hiçbir şey vermiyor. Nasıl var çağıracak? Penaltıyı da vermedi ilk başta. İlk penaltıyı da vermedi. Bir tabii. De öbürü de kim? Öbürü de VAR hakemine göre maç yöneten. Şimdi VAR'da mesela Cüneyt Çakır varsa ona göre. Aa Cüneyt Hoca çağırırsa mecbur vereceğiz. Ama ben dikkatli bakayım diyor işime. Hiyerarşi var tabii. Orada. Tabii. Ama atıyorum Koray Gencer'e çağırırsa aman ya çağır. Şimdi konuşur. Susar diyor belki kulaklığa. Ve ben bir daha söylüyorum. Abi, niye Türkiye'deki VAR konuşmaları açıklanmıyor ya? Niye ya? Hepsi de açıklanmasın. Haftada bir maç seçilsin ya da iki maç torbadan çekilsin. Açık. Ya ben Fenerbahçe Konyaspor maçının bizim bu verilmeyen %100 golümüzdeki ne konuştuklarını çok merak ediyorum. Şimdi Ali Şansalan'ın var açıklanırsa rezil olurlar. Onun için diyorum açıklasınlar abi. Bu kadar yoğurdum temizliyorsan açıkla. Hep beraber okuyalım bakalım ne yazmış. Şimdi Ali Şansalan'ı oraya çağıran VAR hakemi acaba ne diyor? Mesela belki diyor ki onu diyorum zaten. Ne diyor, diyor ki, ya eline çarpıyor pozisyon. Gel bak sen golü verdin ama eline çarpıyor. Diyor herhalde. Ama yani. Ne olursa olsun Ali Şansalan'ın da dik durması lazım yani. Abi eline çarpıyor dese golü orada iptal eder. Gelip bakmaz. İşte Koray Gencer'le Zorbay Küçük yanında da. Bak eline çarpıyor gel bak demiyor. Eline çarpıyor derse hoca zaten golü iptal ederdi orada. O şunu diyor muhtemelen ya biz baktık anlamadık. Bir de sen gel bak. Muhtemelen öyle diyor. Biz baktık anlamadık ama el var galiba. Yani evet. Dur bir golü bir yerden bir iptal edelim. Çünkü dediğin gibi şunu diyebilir. Gol değil el var. Niye 5 dakika? O zaman da bakmadan iptal ediyor. 5 dakika durdu çünkü. 5 dakika durdu oyun. 4,5 dakika 4.37 falan durdu oyun. Şimdi niye bu kadar madem net pozisyon bu. Çünkü VAR'ın net pozisyonları seni çağırması gerekiyor kural olarak. Bu kadar netse niye 4,5 dakika baktın? Evet. Geriye dönüyorum ya biz biraz balık hafızalıyız. Kasımpaşa Galatasaray maçı. Ya konuşmak da istemiyorum Galatasaray'ı da. Tövbe estağfurullah. Adını söylerken bir şey biliyorum yani. Abi Kasımpaşa o maçta bir pozisyon var abi. Kasımpaşa'nın attığı ilk gol olması lazım. 6 dakika uğraştılar bir şey bulalım. Şu iptal edelim diye. 6 dakika gol değil başka bir pozisyon. Önce bir golünü bir şey iptal ettiler. 6 dakika uğraştılar taradılar ettiler bir tane foul buldular ileride. Evet. Offside baktılar olmadı çizgiyi çektiler olmadı. Bu arada çizgi de yayıncı kuruluş çekiyor biliyorsun. Yani yayıncı kuruluşun etkisini anlatayım ben sana. Nasıl? Çizgiyi de onlar çekiyor yani. Evet. O teknoloji onlarda var çünkü. Şimdi o maç 6 dakika ona vermemek için uğraşıyorsun. Burada benim golümü iptal etmek için 5 dakika uğraşıyorsan hiç kimse kusura bakmasın. Bana ne ahlaktan ne temizlikten falan filan bahsetmesin. Daha da ileri gidiyorum. Biz 6 Kasım günü çift mutluluk yaşadık bu sene. Hem o demin adlanmak istediğim takımı 6-0 yendiğimiz gündür. Hiç unutulmayacaktır. Arkadaşlar anlatmaya devam etsinler. Çok varmış öyle galibiyetleri. Biz hiç görmedik ama. Saymadıkları yıllarda var. Bizim şampiyonluklarımızı saymıyorlar ya. O zamanlar yenmişler. O zaman sayılacak o şampiyonluklara. Orada anlaşacağız o zaman. Aynı günde biz anamızın aksütü gibi inandığımız davamızda da haklı çıktık değil mi? Evet. Abi aynen. Türk futbolunda o ekip devam ediyor. Kimse kusura bakmasın. Araştırsınlar abi. Böyle bu kadar böyle bir düzen olamaz futbolda. Çok yani ayıp. 3 Temmuz davasında verilen kararın hemen arkasından tesadüf, bu hakem düdüğünün gelmesi tesadüf değil. Bu da mı tesadüf abi? Ya her şey mi tesadüf hayatta olabilir. Bu kadar ya? 3 Temmuz devam ediyor lafını.
kullandığımızı biliyorsunuz. Kullanan da kim olduğunu biliyorsunuz. 3 Temmuz devam ediyor. Ediyor. Bunu görüyoruz. Programın sonunda biraz 3 Temmuz'da konuşuruz aslında. Bu kararı da konuşuruz. Çok Alp abi çok güzel konuştu o gün Fenerbahçe TV'de. Valla ben çok duygulandım dinlerken. Yani o da duygulanmış bence konuşurken. O zaman kapanışta Alp Kaptan'a öyle bir konuşmayı ama tekrar işte, yaptırırız. Abi bak ne tesadüf değil mi? O gün atlanıyoruz bir gün öncesi. Bir gün sonrası facialar oluyor mesela. Biz hala buradayız mı diyorlar acaba? Kesin diyorlar. Bak iddia ediyorum ben ya. Ben de demiyorum zaten şu anda biraz okursanız. Herkes bunu demeye, dillendirmeye de başladı ufak ufak. Mesela şimdi ben çok haz etmem. Ahmet Çakar ne diyor? Bir şey var diyor. Yoksa Fenerbahçe'nin şu anda 6-7 puanın önünde olması lazımdı diyor. Bir şey yapılıyor diyor yani Fenerbahçe'ye karşı. Ama bunları söylerken de kendi öz eleştirimizi yapmaktan çekinmeyelim. Abi, kendi oyunumuzla alakalı onları konuştuk. Fakat her şeye rağmen hakem hatasının dışında ikinci devrenin başında da bence bir baskı kurmuştuk. Bir 2-3 tane üst üste gol pozisyonumuz var. Yani oradan da aslında biz 1-0'ı yakalayabilirdik. Ve Yevtoviç de çok ekstra bir gol attı kardeşim. Bir hafta yani kendi kalesine attı. İnanılmaz bir vuruşla attı bir de yani. Böyle normal bir kendi kalesine attı. Adam hiç vurdu. Yani o da bize denk geldi. Bu arada maçın başında yine Altay'ın bir kurtarış var. Sonra ona offside verecek miydi vermeyecek miydi bilmiyorum. Ama offside değil de keşke de o gol olsaydı o. Ben onu düşündüm maçın içinde. Biz o kadar şimdi erken geri düşsek illa çözerdik o maçı. Ama işte her işte bir şey var ya bir yaşanacak demek ki. Yani orada Altay kurtardı. İnanılmaz kurtardı. Bu arada Milosevic kaçırdı galiba. Evet. Sonuçta önemli bir oyuncu yani. Bosna Milli Takım oyuncusu. Evet. Şimdi Altay'ın yerden yemenini biliyor karşı karşıya da aşırtayım dedi ama şimdi Altay 1.95'in üzerinde boyu var. Yani o da çok mantıklı bir çünkü mesafe de kısaydı. Altay bayağı gelmişti önüne. Peki bir şey daha soracağım size. Sezon başından beri bizim ilk 20-25 dakikalarda hiç golümüz yok şu ana kadar. İlk yarılarda bile az var. İlk yarılarda az var. İlk 20-25 dakikada hiç gol bile atamamışız. Halbuki 1-0'ı cebine koysan ondan sonra çok daha rahat oynayacaksın. Biz biraz temkinli başlıyoruz. Galiba Erol Hoca'nın da bir stratejisi bu aslında. Erken bir golle geriye düşelim istemiyor. Hazırlık maçlarında da bunu görmüştük aslında ve burada konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Evet, evet. Sivas hazırlık maçı işte o bir kupa yapılmıştı ya Legends Cup falan filan onun arkasından konuşmuştuk bunu. Bu temkinlilik acaba bize zarar verecek hale geliyor mu yavaş yavaş? Tam tersi belki de hızlı başlayıp, baskılı başlayıp, öne geçip. Ama abi öyle bir tarz hiç olmadı ki. Ben mesela sezon başında hiç Erol Hoca adı yokken de konuşuyorduk. Yani Erol Hoca'dan şunu beklemesinler ben ne dedim, sen ne dedin. Ben önde baskı bekliyorum. Gelecek. Bak baskı başka ama Erol Hoca hiçbir zaman bir takım böyle hemen maça başlayayım, yığayım oyunu o tarafa öyle bir hoca değil. Bir tek Karagümrük hazırlık maçında yaptı. Onu da çok ekstra yapmıştı. Yani böyle anormal bir baskı yaparak başlamıştı. Abi şu da var belki daha hazır görmüyordu olabilir. Takımın fizik kondisyonu olabilir. Tam hazır görmüyorsa şimdi o baskı yapmak kolay bir şey değil. Çünkü efor sarf edeceksin. Sonra bitebilirsin yani. Hazırlık maçlarını abi gördük. Doğru. Yaptık 15 sonra dakika düştün. Sonra 15 dakika düştük maçın doğru. İçinde. Yani şimdi en iyi o görüyor. Bütün veriler geliyor ona maçın içinde. Yani oyuncular şu kadar yoruldu bak ne şeyi buraya düştü. Koşma işte sprint atma. Belki takım hazır olmadığı için bastırmıyor maçın başında. Ama diyorum Konya da çok iyi hazırlanmış ve çok cesur bir yani Konya İsmail Kartal mantığına göre çok cesur bir kadroya çıkmış. Bakıyorsun abi pardon lafını böldüm. Beşiktaş'ı 4-0 yendi. Başakşehir'e penaltı atsa belki kaybetmeyecekti. 2-1 kaybetti ki 0-0 iken penaltı kaçırdı. Biz de yendi yani. Demek ki Konya millet şey diyor. Bazı yine o sana yorum yapan Fenerbahçeli olduğunu söyleyen arkadaşlar. Görürsünüz şimdi 5 hafta 5 yiyecek Galatasaray'dan. Sonra da İsmail Kartal'ı kovacaklar. Ben de iddia ediyorum Konyaspor bu ligi ilk 10'da bitirir. Çok net bitirir hem de. Çünkü iyi kadrosu var. Bakıyorum giren çıkan böyle soru işareti oyuncusu yok. Eksikleri de vardı. He? Eksiği de tabii canım. Covid'ler falan varmış ayrıca takımda. Ayrıca da Galatasaray'dan 5 de yiyebilir Konyaspor. Ama İsmail Kartal Galatasaray'a yatacak mı yani? Abi Konyaspor ben yani sana ne çirkin ne çok Konya kişi kendini herhalde böyle insanlar böyle şeyler düşünüyorlar. Öyle yapmasını mı istiyoruz biz? İsmail böyle Kartal'ın Fenerbahçe'ye yatmasını mı istiyoruz? Abi ne? İstiyoruz, anlamıyorum yok, ama ne? Şey. Bunu niye bize, bu insanlar bunu niye düşünüyor peki biliyor musun? Çünkü Galatasaray mesela Bülent Korkmaz'ın sen biliyor musun Galatasaray'a karşı maçlarda galibiyeti var mı yok mu? Ya da kaç tane var? Kaç beraber? Bilmiyorum ama ben ona da Okan Buruk'un Başakşehir öncesi kaç galibiyeti var Galatasaray'a karşı? Yok. Bilmiyorum ama abi ben, bak ben bir takımı çalıştıran bir hocanın bir takıma yatacak ya, tamam kadar hocalık yapıyorsa yani böyle bir karakteri ama varsa abi takıma bak. Abi bir oyuncu oynatmasın o maçı zaten verirsin. Yatmana gerek yok. Tamam ya, yani. Tamam. İşte bunu yapmak yatmaktır bu zaten. Tamam. Bir şey abi yani peki bu tesadüf mü abi? Bak sana iki tane isim verdim. Bunların ikisi de hoca şu an Türkiye Süper Ligi'nde. Bak abi rakamlara haftaya bakalım. Galatasaray'a karşı kaç maç kazanmışlar? İsmail Kartal Fener'e karşı kaç maç kazanmış? Aykut Kocaman Fenerbahçe'deyken kaç maç kazanmış Fenerbahçe'ye karşı? Ersun Yanal kaç kere kazanmış? Yani bunlar Fenerbahçeli hocalar. Erol Bulut kaç kere? Yani bunlara da bakalım abi. Bizim hoca biz ben bununla gurur duyuyorum kulübümle. Ben olacaktım. Ben bizim hocalarımız hepsi ahlaklı. 10 numara çıkıyor. Fenerbahçe'de yenmek için oynuyor. Yarın gidecek. Ha İsmail Kartal'ıma şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ı yendiği zaman büyük zevk alır. Fenerbahçe'yi yendiği için akşam yemekte üzülmüştür. Evet. Yediği ekmek şundan üzülmüştür. Yani keşke hani ya da şundan üzülmüştür. Öbürleri de puan kaybetsin diye istemiştir içinden.
Evet, kendi takım kazandı diye tabii ki sevinmiştir. Ama hiçbir zaman yatmayacak. Yani onu da söyleyeyim yani. İsmail Kartal karakteri, profili hiçbir zaman hiçbir takıma yatmaz. Ve bu senede kimseden 5 falan kolay kolay. Tabii futbol 9 kişi kadar olmuş ama. Tabii ki. Abi çok basit bir denklem var. İyi kaleci almış. Evet. Bosna Milli Takım kalecisi. Geçen senenin en iyi ligdeki kalecisini almış. Stoper biz maçta çok küfür ettik maalesef kendisine. Kusura bakmasın kardeşim. Adil almış, iyi stoper. Ben Adana Demirspor'u çok beğeniyordum. Ben aslında yumuşak karnı olarak düşünüyordum çok Adil Abdülkerim ikilisini. Ama biz tabii çok ortalarla onları birazcık evet. büyüttük sanki. Yani evet iyi oynadılar ama. Evet, yani iyi her gelene vurdular i̇yi yani falan. Çok da iyi mücadele ettiler. Çocuklar. Zaten yabancıları iyi. Şimdi Skubic ben hep söylüyorum. Skubic Konya'da olmasaydı. Bunu zamanında Aykut Hoca da söylemiştim. Ben alırdım da diyor şimdi. Evet. Biz gelmedi de Konya'dan onu alırsak olmaz dedi yani. Bütün Konya'yı buraya mı geçin? İyi yani milli oyuncu abi. Yevtoviç milli oyuncu, Milosevic milli oyuncu, Şengel'e giriyor. Yani iyi bir takımla oynadık biz. Evet. Ben şimdi teknik anlamda son bir not söylemek istiyorum. Hani çok fazla teknik detaya girmek için değil ama şimdi Ozan, Gustavo, Sosa üçlüsüyle başladığın zaman şimdi 3 tane orta saha kalitesi olan, 3 karakteri olan oyuncu oynatıyorsun. Şimdi 2 oyuncu oynattığın zaman, Ozan'la Gustavo oynattığın zaman ne olursa olsun bu takım tamam 4-4-2 bile diyebilirsin, 4-2-3-1 diyebilirsin ama 4-2-4 oynuyor. Şimdi Tiam, Pelkas, Valencia, Samatta hepsi forvet. Hepsi hücumcu. Hücumcu. Ofansif. Ofansif oyuncu. Yani sen bunu belki öyle dizmiyorsun ama 4-2-4 olarak bakabilirsin buna. Ben Fenerbahçe'nin teknik anlamda bu derece hep konuşuyoruz işte ofansif futbol vesaire futbol. Bu biraz ofansif futbol isteyenlerin istediği şeye giriyor. Ben orada 3 tane orta saha oyuncusu bulundurması hatta yarın öbür gün Novak önü Caner yapıp daha da sertleştirebilirsin orayı. Daha da dinamizm getirebilirsin. Bunu yapmıyorsan da mutlaka 3 futbolcu. Bugün Sosa yoktu. Mert Hakan. Veyahut içerisinden başka bir çözüm bulursun. Onu bilmiyorum ama ben 3 tane orta saha oyuncusuyla oynanması gerektiğini düşünüyorum. Valla bence öyle ben katılmıyorum. Çünkü bence tam biz 4-2-3-1 başladık aslında. Yani öndeki üçlü, 4-2-3-1. Bizdeki sorun o 3-1 üçlünün sağ ve solunda sorun var. Çünkü ikisi de orijinal. Alp abi hep bunu söylüyor. Orijinal mevkiler oralar değil. Orada o üçle tek orijinalini oynayan Pelkas. Çünkü 10 numara o. Anadan doğma. Solda falan olmaz. Ama iki taraf yani Valencia ve Tiam ikisi de forvet aslında. Forvetten kanat devşiriyoruz yani biz şu anda. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen Şampiyonlar yani, Ligi, sen yarın Şampiyonlar Ligi'ne gittin. Gittim. Şampiyonlar Ligi'nde. Gideceğiz seneye oradayız. Seneye oradayız. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde hatta birkaç sene Atletico Madrid çıktı. Bunu söyleyeyim de. Atletico Madrid çıktı sana. Öf çok zevksiz maç olur. O da gelmiyor üstüne. Peki, o da gelmiyor. Karşılıklı sen, şey yaparız. Sen iki orta saha ve böyle 4 tane forvet ağırlıklı oyuncuya çıkar ama mısın? Ama iyi de tamam hocalık o. O maça öyle çıkmayacaksın tabii. O maça belki 4-5-1 çıkacaksın dizilip. Yani abi her maçın hikayesi. Ya, Erol Hoca her maça ayrı çıkmakma yoksa takımın şablonu olur. Erol Hoca şunu düşündü belki ya. Bizim Alp abinin demin söylediğini düşündü belki. Ya hemen böyle çıkayım bir top tüfek. Bir tane atayım sonra. Ama öyle çıkmıyorsun işte. Bravo çok güzel bir noktaya değindin. Şimdi Alp'in o söylediği o kadroya çıkıp Mustafa Denizli 2000-2001 evet, sezonu. Evet. 2000-2001 mi? 2000-2001 evet, sezonu. 2001. Bir çıkıyorduk. 9 numara. Rebo, Rapayic, Anderson. Hepsi var. Hepsi var. Sonra bir çıkıyorduk hiçbiri yok. Glasgow Rangers deplasmanı var ya. Evet. Hiçbiri yok. 4-6-0 kaleye gitmiyoruz mesela. Ama hatırla bilhassa Kadıköy'de müthiş de bir taraftar vardı. O sezonki taraftar hakikaten şaheserdi. İlk 20 dakikada bir yerden Rapayic geliyor, bir yerden Kenan Anderson, Rebo falan derken golü buluyorduk. Şimdi o zaman böyle çıkıyorsan bu dörtlüyle o zaman öyle bir baskı yap, öyle golü bul. Diyeceksin ki aynı taraftar kitlesi yok vesaire ama yani onu da yapmıyoruz. O kadroya çıkıyoruz falan. Yani ben bir tane orta saha oyuncusu istiyorum takıma. Ama işte taraftar size. Dediğin gibi yani bunun geçen sene ben okumuştum bir yazıda. Taraftarının en çok maça etki ettiği takım Fenerbahçe zaten. Yani mesela yükseldiği zaman tezahürat şeyi takım direkt hareketleniyor. Yani itemiyorsun tabii takımı. Evet. İşte uyuyor takım görüyoruz biz de görüyoruz tribünde. Yani 890 kişi varmış statta. Ne kadar itebilirsin ki? Evet. Şu Mert Hakan'ın bir şekilde milli takım arasını çok iyi değerlendirip evet. Takıma katılması lazım. Hem Mert Hakan'ın hem de Perotti'nin de iyi değerlendirmesi lazım. Evet. Perotti'nin güçsüz olduğu hiç gözüktü. Hiç hazır değil. Yani öyle önüne koşu yoluna toplar geldi bir iki böyle attı, uzayıp gidemedi. Evet. Depar şey de yapamadı mesela evet. Dikkatimi çekti abi herhalde o da formsuz olduğu için. Mesela alıp verme huyu hiç yok. Alıp illa bir üstüne gidiyor rakibinin. Ya bir hani verip tekrar alabilir aslında topu. Aslında çok ihtiyacımız var. Yani birebir de adam geçen oyuncuya çok ihtiyacımız var ama kuvvetsiz olunca evet. Katkı sağlıyor. Şimdi ben kanat adamını da öylesini seviyorum. Kanat adamı topu aldığı anda üstüne gidip sola evet. Çeksin, sağa çeksin, vuracak gibi yapsın, orta yapsın vesaire. Bunu yapması hoşuma gidiyor ama bunu yapacak bir fizik kalitesinin i̇şte şu anda olmadığı. İşte senin söylediğin o 2000-2001'de Lazetić vardı mesela. Evet. Gidip yapıyordu o senin evet. Söylediğin işte. Çünkü kanat oyuncusu bak. Mesela Rapayic de aslında sol ön oyunculuğundan devşirme yani. O da sol ön oyuncusu aslında. Hep saydıkların orijinal pozisyonu. Şu anda oynayan iki oyuncu da Rapayic. Valencia'da, Tiam'da bu maç özelinde ikisi de kanat oyuncusu değiller.
Ama çok usta oyuncular tabii. Rapayiçler, Revivo'lar şimdi, falan. Şimdi Rapayiç dedin, yani tabii, beni mahvettin yani sana söyleyeyim. Şimdi, yani Rapayiç gibi oyuncu... Çok acı bir şey var benim onunla ilgili. Yani böyle ana da anlatayım. Anlat. Yani yönetime girdik 2002 senesi. Mart ayı ertesi sene başladı. Oyuncu göndermemiz lazım. Toplantı yapıldı. Kim gidecek? Rapayiç. Allah. Peki. Kim gönderecek? Saadettin Saran futbol şube sorumlusu. Murat sen de gel. Peki gidelim abi ya. Yani hayatımın yıkımı. Bir sene önce tribünden rap rap diye bağıran adamı. Gittik bir menajeri geldi. Londra'da. Kendi de var mı? Kendi yok. Menajeri var. Avukatı var. Biz varız. Ve feshettik sözleşmesimizi. O da kötü bir anıdır benim için mesela. Ama çok büyük topçuydu. Müthiş. Çok büyük topçuydu. Oğlu olmadı mesela. Oğlu geldi bizim bir altyapı. Evet. Oynadı falan ama gitti herhalde. Değil mi abi? Yani yok, yok meydanda anda. Yok. Evet. Bu arada bir programda konuşuruz. Bugün artık daha çok maçı konuşuyoruz. Transfer yapılacak devre arasında. Ben iki tane transferle ilgili bilgi aldım. Onu da şimdi söylemeyeyim. Pozisyonunu söyle bari. Bir tanesi öne, bir tanesi arkaya diyeyim. O kadar söyleyeyim. Öne derken? Ön tarafa. Yine orta saha yok mu senin istediğin? Yine orta saha yok. ama orta saha mevcut. Sosa. Arkaya olanı zaten biz yapmamız gerekiyor. Stoperdir muhtemelen. Orta saha ilan ihtiyaç var demiyorum bu arada. Yani. Mevcut çünkü Mert Hakan, Sosa, Ozan, Gustavo dörtlüsünün üçü oynarsa forma girer. Ya Mert Hakan biraz saha dışı aktivitelerini azaltırsa forma girer. Onu sen geçen... Yok ben hala duyuyorum yani. Ve fütursuzca yani hani. Ya ben şunu mesela anlamıyorum. Ben ikisini beraber götürmesi taraftarıyım. Ya bak mesela Alper Potuk. Şimdi artık bizim oyuncumuz değil mi? Alper Potuk'un bir tane çok iyi oynadığı bir sezon var. Müthiş oynadı. Nasıl oynadı biliyor musun? Şimdi Alper Potuk da biraz... Pereira sezonu muydu, Ersun Yanal sezonu muydu? Ersun Yanal sezonu diye hatırlıyorum. Pereira da olabilir. Ama bir sezon çok iyi oynadı. Parladı yani artık. Şimdi. Şampiyonluğumuz da var 2013-2014. Ersun Yanal sene, o sene olabilir. O sene galiba evet. Şimdi ne yapıyorlar? Bakıyorlar ki bu çok dağınık. Diyorlar ki bunu birine emanet edelim. Bu yoksa kaybolup gidecek. Hı-hı. Kimler kayboldu? Abi Selçuk Şahin'e diyorlar ki sen bunu al kardeşim birebir. Evet. Al bu sende. Ha bak evini değiştiriyor. Hemen diyor taşınacaksın benim olduğum yere. Her yaptığından haberim olacak. Bu işi toparlayacağız. Toparlıyor mu? Toparlıyor. Abi Mert Hakan'a da belki bir tane eski futbolcularımızdan birine diyecekler ki kardeşim al bunu. Aman yani yediği yemekten içtiği sudan sen sorumlusun. Ama seni eski tanırız. Futbolcu değil. Yani. Selçuk Şahin o zaman oynuyordu. Artık, şimdi oynayan ama artık onu yapamazsın. Artık takımlar o yapılar yok. Şimdi o zaman Türk oyuncu ağırlıklıydı. Yapabiliyordum takım içinden abilerle. Demek şimdi, benim çok beğendiğim Selçuk Şahin bu işleri de yapıyormuş bak. Yapar. Abi onun için şu anda o görevde zaten. Yani evet. Emre herhalde bir sürü eski oyuncu var yanına alabileceği. Niye Selçuk'u aldı? Biliyorlar bu özelliklerini. Onun için Mert Hakan'ın biraz dışarıda rapta zapta sokulması lazım. Yok sağ içi kolay. Zaten yetenekli oyuncu. Yetenekli. Peki maçla ilgili başka notunuz? Yoksa maçı kapatacağım. Vallahi karalar bağlamayalım. Şu anda hepimize çok büyük görev düşüyor. Sakin kalmak lazım. Şu anda sakin kalabilirim. İşler iyi giderken yöneticilik de kolay, hocalık da kolay, futbolculuk da kolay, taraftarlık da kolay. Evet. Taraftar her maçı kazanıyorsun. En güzel şey taraftar olmak değil mi? Esas işler kötü gittiğinde. Şu anda karalar bağlamayacağız, panik olmayacağız. İyi takımız, zaten iyi lideriz. Kadroyuz, zaten favoriyiz. Ligin tepesindeyiz. Lideriz yani. Lideriz. Bir maç eksiği var Alanya'nın ama aynı puan. Ama Alanya'nın eksiği var ama şimdi Alanya maçını izledim. Şimdi Alanya o mantaliteyle zaten bizim rakibimiz olamaz. Yani sen maç 1-1 giderken forvet çıkartıp Beşiktaş'tan giden çocuk neydi adı? Fatih Aksoy'u alıp maçı tutayım dersen 1-1'e yani bitik bir Trabzon'a karşı hocası bile olmayan bir Trabzon. O zaman senin hedefin demek çok o tepeler değil. Ben hep söylüyorum ilk günden beri. Hala da söylüyorum. Bizim tek rakibimiz Başakşehir. Dün gene ben son yarım saati seyrettim. Ama ilk yarıda maç 4 olurdu mesela. Gençler birazcık ön tarafta. Onu duydum. 4 onu duydum. Ama Başakşehir'in son yarım saatteki futbolu... Ama o kırmızı kart olmasa çok gereksiz kırmızı kart. Çok gereksiz kart. 11'e 11 oynamaya doğru devam kart, etse. Tabii. Doğru kart ama niye böyle bir şey... Ya bir oyuncu böyle bir şey nasıl yapar? İşte. Yani takımını güzel. Satmakla eşdeğer bence. Yani hiç ne olur. Aslında kendisi için de kötü abi. Şimdi tam vitrin maçı oynuyorsun. Tabii. Arkasından Fenerbahçe bir vitrin maçı oynayamayacaksın. Abi tabii orada Çadli çok etiketti. Yani Çadli'nin ortası güzel. İşte Mehmet Topal'ın da yetenek yaşlanmıyor abi. Yani bitik de olsa o iki tane hareketle maçı çevirdi işte. Evet. Belki çok Mart'tan maçı. Beri ilk defa maç oynamış tabii. Adam. Ama evet. Kafayı nasıl güzel kafayı kaldırdı değil mi ortaya kaldırdı, yaparken? Atıyor işte kafayı. Yani Mehmet Topal'ın kafasına attı topu. O pas. Orta yapmıyor. Pas veriyor. Evet. Peki. Yani onun için pardon sen de maçla ilgili. Başladım. Yani ben maçla ilgili konuşmayacağım. Alp abi %100 katılıyorum. Biz bu ligin uzak ara en iyi kadrosuyuz. En alternatifli diyeyim. Alternatifli. Mesela Başakşehir kadrosu çok dar. Kaliteli ama dar bak. Hep aynı oyuncular oynuyor. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 11 bir iki değişiklikle oynayabiliyorlar. Yani. Ve yoruluyorlar. Ve yorulacaklar. Gençler Birliği maçın ilk yarısı aslında oydu. Evet, yorgunluk var üstlerinde. Biz bir olduğumuz sürece biz severiz kötü günlerde birlik olmayı. Biz diğer takımlar gibi değilizdir o konularda. Ben çok güveniyorum.
hem taraftarımıza hem camiamıza. Biz zaten bir şey yok kaybedilmiş. Hı-hı. Çok da belki erken uyarı iyidir. Hı-hı. Ki zaten bir yerlerde kaybedeceğiz. Hiçbir takım her maçı kazanacak diye ya hiç var. Kaybetmeyecek. Artık içerisi dışarısı da yok. Taraftar soyunuyorsun zaten. Yani bence o da yok. Biz şimdi haftaya da konuşuruz. Gençler Birliği maçımızı kazanacağız. Döneceğiz Beşiktaş maçımızı kazanacağız. Bu haftayı da böylece unutacağız, gideceğiz. Ve şampiyon olacağız. Yani bunun şeyi yok. Laf olsun da söylemiyorum. Yeter ki derslerimizi çıkaralım. Abi çıkaracaklardır. Yani bizim başımızda Erol Bulut gibi kendi öz eleştirisini çok yapan ve hatasından çok çabuk dönebilen bir hocamız var. Muhtemelen aslında orada oyuncuya serzenişle kendisi de diyor. Ben yanlış oyuncu oynattım demek ki diyor. Yani ben göremedim, göreceğim diyor bundan sonra. Evet, onu da diyor olabilir tabii. Aslında kendisinde bir anlamda öz eleştiri yapıyor orada. Evet, haftaya daha detaylı Gençler Birliği maçını, kadroyu vesaire, oyuncu ilişkilerini ne beklediğimizi konuşuruz. Maçla ilgili son bir not aklıma gelen, ya kale arkasında da Denizli maçında konuşmuştuk. Evet. Localar yapılmış. Karton loca. Karton loca, komik. Ama orada benim daha çok dikkatimi çeken bir şey. Şimdi loca yapmışsın ve taraftarı o küçük locanın arasına içine sıkıştırmışsın. Evet. Yani bu korona önlemleri kapsamında bu ortamda, yani madem oraya 100 tane taraftar alacaksın, bari al bütün tribünleri al onu. Tabii. Herkes 5'er tane boşlukta otursun. Dağıt git. Yani tam biraz Türk işi olmuş yani. Abi Denizli Spor bir şey aç, bir yol aç. Herkes gidiyor o yola işte. Herkes gidiyor. Yani onun oradaki bir kişi koronaysa 100 kişi de korona oldu. Evet. Tabii. Maalesef. Evet, diğer branşlarda galibiyetimiz, bir kere basketbol takımı ana branşa geldi. Yani futbolun arkasından en büyük şube, en büyük geçen. Arka arkaya ikinci galibiyet. Evet. Şimdi 3 tane İspanya deplasmanımız var. Sert, Real Madrid, Baskonya, Barcelona. İlk Barcelona galiba. Fernando de Colo'suz gidiyoruz. Ve de Colo'suz gidiyoruz. Tabii. Ne diyorsunuz maçla ilgili? Ya basketbol takımı hep söylüyoruz. Bu takım da hala ben söylüyorum. Süreye çok ihtiyacı olan bir takım. Yani daha tam roller belli değil takımın içinde. İşte ama mesela Kimki maçında hepimiz, ben de düşündüm. Yani Nando sakatlanıp çıkınca acaba, çünkü Kimki çok ciddi bir hücum takımı. Yani evet. Avrupa'nın en pahalı oyuncusu onlar da Şivet. Evet. Yani bir resmi rakam var, bir de dışarıdan aldığıyla beraber en pahalı oyuncu karşısındaki. Evet. Ama çok formsuz tabii. O uzun bir aradan sonra döndü sakatlıktan. Ama böyle bir takıma 71 sayıda tuttuk değil mi? 81-71 çok büyük iş. Biz çok iyi savunma yapıyoruz bu. Bu evet. Takım biz diyorduk ya hücum eder, yok bu takım çok iyi savunma yapıyor. Stofaş'a yapmıyoruz ama dün yaptık mesela Darüşşafaka'ya. İstedi canımız. Canımız isteyince yapıyoruz ligde. Evet. Ama Avrupa'da hoca inanılmaz savunma mesela. Ne yaptı? Şivetli mi tehlike? Veseli'yi bütün hafta hazırlamış. Koydu Şivet'in karşısına. Evet. Elleri kolları açtı zaten Veseli 3 metre. Göremedik potayı, göstermedik. Yani ya basketbol takımı hep söylüyorum. Bir geleneği var o takımın. Yani Sayın Aziz Yıldırım dönemi başladı. Sayın Ali Koç'ta devam ediyor. İşte Sertaç Bey geldi. O iletişimsizlik, sıcak ilişkiler tekrar kuruldu. Ya orada bir sıkıntı yok. Ama şimdi 3 maç. 3 maçtan alacağımız bir galibiyet bile çok ekstra galibiyet olur. En olası galibiyet alabileceğimiz en olası maçta Baskonya gibi gözüküyor ama onlar da evet. Evlerinde tehlikeli takımlar. Tabii ki. Bu hafta Asfel'e yenildiler ama. Gerçi abi, seyircisiz olması Baskonya kötü oldu. Keşke kazansalar Asfel'in maçını. Şimdi tabii. Ama şey, bir tane kazanacağız gibime geliyor benim. Bakalım yani. Kime pat. Birine patlayacağız canım. Ya Veseli demişken ligde de oynattık. Yine çok süre aldı. Darüşşafaka maçında. Yine iyi savunma yaptı. Ya benim içim gidiyor ya. Yani bence özlemiş abi. Veseli de istiyor bence. Yani bir yandan diyorum ki ya Türkiye Ligi maçlarında Veseli'yi dinlendirelim. Yani bu kadar yük binmesin üzerine diye düşünüyorum. Çünkü Bartel de yok. Euroleague maçlarında anormal bir savunma yükü biniyor Veseli'nin üzerine ama evet. Diğer taraftan da belki de o eski temposunu kazanmak için özellikle de oynatıyor da abi, olabilirler. Geçen seneyi hatırla Alp abi, ilk döndüğü zamanı sakatlıktan hep beni çıkart diyordu mesela belli süreler içinde kenara. Şimdi hiç. Ya şimdi oyuncu da diyebiliyorum, çıkart beni dersin yani yoruldum. Hiç yok. O sahada vücut dille yorulduğunu göstermiyor. Evet, son iki seneden farklı bir Veseli olduğu izliyoruz. Ve eforunu savunmada harcıyor. Bak hücumda çok bir şey yapmıyor. Bir şey soracağım. Lorenzo Brown'da hafif bir kıpırdanma gördün mü son iki maçta? Niye abi sence? Nando De Colo yok diye mi? Ya şimdi yok ya. Şu anda ağa benim artık. Direksiyon bizim eve verdiler evet. Direksiyonu. Arabayı ben kullanacağım, biliyor artık. Yani top da kullanabilirim diyor istediğim zaman rahatça. Ama kullanırken kaza da yapabilir, kaza yapabilir. Da yapmadı. Yapmadı. Ama yapacağı maçlar da olacak. Yani Lorenzo Brown iyi oyuncu. Şimdi millet hemen bizde şey var ya, bir maç kötü gitti değil mi? Aman çok kötü, nereden aldık bunu? Öf, keşke Kostas Lukas olsaydı. Kostas Lukas etmediğin küfür kalmadı. 3 sene. Yani, şimdi yani bu işin bir şeyi yok. Diyorsan Kostas Lukas'la da performansındaki düşüşle De Colo ile bağlantı yapıldı. Şimdi Lorenzo Brown'da da yapılıyorsa yani şey, normal ama De Colo lider oynuyor. De Colo yıldız oynuyor. O da topu çok seviyor. Ay şimdi o da sakatlıktan geldi. Topu çok sevdiği için vermiyor bazen. Şimdi daha fazla bak ne yapıyoruz iki maçta Darüşşafaka ve Kimki maçta top daha fazla dağılıyor. Daha fazla ele değdiği için de biz zaten potansiyelli takımız. Mesela işte Ali Muhammed tabii çok ekstra oynuyor yani. Hem Kimki maçında çok iyi oynadı. Dün oynatmadı fazla. Hiç oynamadı galiba.
Hatırlamıyorum girdiyse de. Bilmiyorum. Mesela Westerman'ı dün oynattı. Tarık Biberovic oynattı. Mesela ligde çok üstüne gidiyor Biberovic. Benim hoşuma gidiyor. 5 başlatıyor ve süre de veriyor. Çünkü kullanacağız lazım. Ama o takım şey ya. Onun düzeni. Ya ben hayranım mesela. Zevkle açıyorum televizyonu. Zevkle izliyorum. Ya kazanır. Kaybedecek de. Yani peki size... Real Madrid, Barcelona'nın 3'te 1 bütçesi. Yani Fenerbahçe'nin bütçesi şu anda. Size şey oluyor mu? Mesela futbolda ne bileyim işte gençliğimizde Top Rıdvan'ın ayağına gelsin isterdik ya. Bu Gerard Eddy'nin eline gelsin istemiyor musunuz? Yanıyorsun değil mi mesela? Söyledim sana sen on başı. Bayılıyorum. En çok heyecan yani dedik. Bayılıyorum. Yani çünkü, ama iki ucu keskin bıçak işte. Yani tamam. Yarın onda sıfır da atacak. Hani insanların hazırlığı olsun. Zaten. Neredeyse oraya yakın. Bir 5'te 0, 6'da 0 attı ama. Ya, olsun. İki ucu keskin bıçak. İşte bazen 6'da 6 atacak. Bazen onda 0 atacak. Ama attığı gün maçı kazandırıyor sana. Kazandırıyor. Çok kendi driblingi üzerinden şut bulan bir oyuncu değil. Yani abi pası onu, alıyor aldığı evet, anda onu, atıyor. Onu bulsa zaten buralara gelmez o. Yani bir yere kalırdı. Yani. Gerçi bir tane böyle bir hızlı ucumda alıp böyle bir iki tane de Kim ki maçı da iki tane yaptı. Daha önce de bir maçta yaptı. Biraz başladı penetre etmeye. Savunma yapıyor işin en ilginç. Evet, hiç yapmazdı. Evet, savunma katkısı savunma da yapıyor. Var. Biz Pierre'i hep savunmacı olarak görüyorduk ama Eddie de bu sefer. Pierre de hücum etmeye başladı. Beni de en çok şaşırtan Pierre'in performansı. X faktörü o. Kim ki maçının X faktörü. Dün de dün var mıydı Pierre? Abi o kadar da yabancı var ki birileri oynuyor, birileri oynamıyor. Dün de vardı, vardı. Vardı, vardı. İyi de oynadı. Yani iyi de oynadı. Ki ben Pierre konusunda çok umutlu değildim. Ama bizim İlker Belgütay kulakları çınlasın kondisyonerimiz. Ben ona sorduğumda, çünkü o bizim zamanımızdan beri Fenerbahçe'de. Abi Apiak gibi dedi bana. Nasıl dedim yani Apiak gibi? Ya idmanda falan görsen, yani canla her yere yetişmeye çalışıyor. İnanılmaz savunma eforu yüksek. Hücumu da oturtur dedi. Yani yeteneği var dedi. Ya bir de bu oyuncular 300-350 bin dolar maliyetli oyunculardan bahsediyoruz. Yani hani her maçta da aynı harikalar yaratmasını beklemiyoruz. X faktör işte. Bir maç o çıktı, bir maç o çıktı. Ama Veseli, Nando, Lorenzo yani asıl bu takımın sacayağı bu üçü. Evet. Peki programın sonunda kaptan sana söz vereceğim. 3 Temmuz 6-0 Galatasaray galibiyeti dedik, 6 Kasım dedik ama hakikaten benim açımdan, sizin açınızdan da öyle olduğunu eminim. Ondan önce bir şey söyleyeyim. Orada da bir güzel hanım var. Rapa işte kötü hanım var. 6-0'da da yöneticiydim. Yani onu da yönetici olarak yaşadım. Hani o çok başka bir duygu. Tam da rahmetli Allah rahmet eylesin. Özcan Can'ın tam arkasında oturuyorduk. Sayın Mahmut Üstü'yle beraber. Rahmetli alkışladığı zaman oradaydı. Alkışlarken. Abi alkış. Herkes onu da düzeltmeyin. Yani orada olan bir. Herkes anlattı da bunu. Orada alkışladığı olay şu. Mahmut abi tanıyan tanır. Adanalı. Tam Adanalı'dır yani. Biraz böyle dilinin ayırda yoktur. Tabii biz attıkça da biraz. Yani hepimiz celallendik zaten. Bizim tribün görüntülerimizi görsen. Taraftar gibiyiz arkada. Yani önde iki başkan oturuyor ama arkası. Şey, ne oldu belli. Karmanca tabii 6-0 olunca. Ya Mahmut abi de biraz şey mi, Aziz Başkan döndü dedi ki ya Mahmut abi yeter dedi. Zaten adamlar. 6 tane attın daha ne yapacaksın dedi. Özcan Canan da Aziz Başkan alkışladı aslında yani. Bir yani yaptı centilmenliğe cevap verdi. Maçtan sonra da yemek yedik. Yani mesela Allah dedim ki başkanım dedim Aziz Başkan inşallah bize bunu yaşatmaz dedim bir gün. Yani hem 6 yiyeceğin hem üstüne bir de yemek yiyeceğin adamlarla karşılıklı oturup. Başkası olsa gelmeyebilir yemeğe. Bu arada rahmetli centilmen adamdı. Abi localar yeni yapılmıştı. Daha bu taraf yıkılmamıştı. Eski protokol şeref türbünü vardı. Karşıda locada yemek yani hem kalabalık da aslında dediler öyle çıkalım dediler. O yüzden böyle bir yemek yenmişti kısa süreli. Ama çok hani hayatında en keyif aldığın 10 tane olayı anlat. Sen bir tanesini hep anlatırım bunu yani. Allah yaşamayı nasip etti. Evet ama o 6 Kasım artık bence... Önüne geçti 3 Temmuz'un aklanması. Fenerbahçe aklandı. Dava sonuçlandı. Hakikaten ilk günden beri arkasında durduğumuz Fenerbahçe taraftarının her şartta bütün ülkeye örnek olarak yaptığı davranışında meyvasını toplamış olmanın verdiği bir gurur. O yorgunluk ki mesela ben sana sormuyorum bile herhalde ne varsa hepsinde vardın diye tahmin ediyorum. Onun için sana söz veriyorum son olarak. Kapanışı sen yap artık. Şu Konyaspor maçı yüzünden belki üzüldük ama aslında bir zafer haftası bu Fenerbahçe için. Müthiş bir hafta geçirdik. Yani bu davanın sonuçlanmış olması, aklanmış olmamız her türlü galibiyetten daha değerli bizim için. Ama bitti mi? Bitmedi. Bizler taraftarlar olarak her yere gittik. Hep beraberdik. Biber gazlarını beraberce yedik. Caddeye indik. Çağlayan'a gittik. Her taraftaydık. Her türlü desteğimizi verdik ama... Ama daha yeni başlıyor. Şimdi haklarımızı alma zamanı. Eskiden yaşadığımız şeylerin hiçbirini unutmadan. O zamanlar televizyonda konuşup ahkam kesenler, Fenerbahçe'yi dar ağacına asanlar hala televizyonlarda yorumculuk yapıyorlar. Ülkeyi terk edecekler vardı abi. Var değil mi? İbrahim Seten terk edeceğim diyordu. Tweet'i var. Şimdi ben size bir şey hatırlatmak istiyorum. Özellikle herkesin bir listesi var o listede. İşte basından var bir listesi, televizyonlardan var, siyasetten var, kulüp yöneticilerinden var. Fakat bir konuşma var ki benim hiç unutmadığım. Diyor ki bu önemli federasyon görevlisi şöyle bir şey diyor. UEFA suçlu, FIFA suçlu, siyaset suçlu.
Medya suçlu. Şenes Erzik suçlu. Mehmet Ali Aydınlar suçlu. Lütfü Arıboğan suçlu. Kendisini söylüyor. Bugünlerde Ebru Köksal suçlu. Peki adama hatta, değil mi? Peki adama sormazlar mı? Hırsızın hiç mi suçu yok? Hırsız dediği Fenerbahçe. Evet. Şimdi o Fenerbahçe'ye hırsız diyen kişi daha sonra da ödüllendirilerek Galatasaray Kulübü'nde CEO yapıldı. Ekibiyle beraber o avukat Elvacıoğlu'lar, Ebru Köksal'larla beraber görev yaptılar. Bu ateş üfleyerek sönmez diyenler. Diyenler yönetime aldılar bunları. Şimdi bu Türk futbol tarihinin en büyük sırtından bıçaklamasıdır. Onların Galatasaray Kulübü'nde görevlendirilmiş olmalı. Biz bundan hiçbir zaman yüksünmedik. Hiçbir zaman Fenerbahçe'nin suçlu olduğunu düşünmedik ama bu kişilerin yaptıklarını da unutmadık. Unutmayacağız. Ben şahsım adına konuşuyorum. Bu kişiler ceza almadıkça, bunlardan hesap sorulmadıkça benim içim soğumaz. Bunu da söylemiş olayım. %100 katılıyorum. Abi. Katılıyorum. Daha başkalar da var yani. Sadece biz hep Galatasaray üstünden okuyoruz ama yani bir sürü takım, yani orada bize inanan birkaç takım var derler. Mesela yani ben mesela Kayseri. Ya ben Bordo Mavi yapıldığını gördüm. Pankartlar asıldı 2000-2001 şampiyonu. Galatasaray yani ya gerçekten adından şey oluyorum. Tweet attı ya. Siyah tweet attı. 3 Temmuz 2011 diye ve yıllar üzerinden zaman geçtikten sonra. Merak ediyorum Trabzonsporlular ne diyecek? Ya, bir özür dileyecekler mi ya? Kusura bakmayın biz yıllardır böyle bağırıyoruz size ama değilmiş. Siz haklıymışsınız. Artık başka mahkeme kalmadı gidecekleri yani bilmiyorum var mı? Lütfü Arıboğan nerede abi? Mesela çok güzel hatırladın. Nerede mesela? Lütfü Arıboğan nerede? Ben en son nerede gördüğümü söyleyeyim mi? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Efes serisinde Efes Pilsen galibiyet aldığında Ergin Ataman'ın yanında galibiyet pozu veriyordu sahanın içinde. Şahane. Lütfü'nün mesela, yeri müthiş, orası. Müthiş yani değil mi mesela? Şimdi ben bunların içinde bir tek çıkıp hakikaten Fenerbahçe hakkında verecek kişinin Mehmet Ali Aydınlar olduğunu düşünüyorum. O orada biraz piyondu çünkü maalesef. O ki bıraktı zaten federasyon başkanlığını yani. Zaten istifa etmesinin sebebi o. Beni yanlış yönlendirdiler diyerek evet, istifa etti. Yani bana verilen tapeler çünkü adam ya sonuçta bir evrak veriyorsun. Adam da okuduğuna bakıyor. Ben hep anlatıyorum. Rahmetli babamla uçakta denk geliyor. Ya başkan diyor önümüze verilene bakarsan küme düşünmemiz lazım ama yani nereden bileceğim doğru olacağını bırakacağım onun için diyor. Yani hani çünkü hepsi yazılı. Yani bir görüntü yok, ses kaydı yok. Yani ne olacak abi alalım bir A4 yazalım altına evet. Tapeye şimdi. Bu nasıl inandırıcılığı olacak bunun? Alp abi geçen bir de sen bir şey söyledin Fenerbahçe TV'de o da çok doğru. UEFA'dan biz bir şey alamayız. Çünkü Fenerbahçe oraya göndermiyor buradaki federasyon. UEFA'da gönderiyor. Yazı var elinde. Tabii. Yazı var. O yani UEFA'dan aldı. Hani bizde hala bazı taraftar kardeşlerimiz tabii genç şeyle heyecanla UEFA'da verecek. UEFA'dan hiçbir şey alamıyor çünkü UEFA'da bir sorun, UEFA'lık bir durum yok. UEFA bana kimleri göndereceksin diyor Şampiyonlar Ligi'ne. Sen Fenerbahçe'ye göndermiyorsun ama bizim bu federasyonun Fenerbahçe'ye borcu var. O borç da bu arada hesaplanamaz. Yani yok öyle bir hesap. Çünkü o takım çok tabii iyi bir takımdı. Evet, yapılacak transferleri hepimiz hatırlıyoruz. Yani şu anda Tottenham'da oynayan Sissoko'yu almıştık biz. Evet. 13-14 milyon euro bonservis. Çünkü paramız vardı. Diğer ve yürüyorduk. Yani para yine gelecekti şampiyonlar. Sonra bir daha gönderilmedik. Yani Şampiyonlar Ligi bir UEFA. Yani o sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmedin. Şampiyonlar Ligi gelirinden oldun değil. Değil yani tabii. Ondan ya. Sonrasıyla o sezon çok daha fazla. Belki Türkiye Ligi şampiyonu. Belki mevcut Galatasaray'ın başına Fatih Terim geldi. Şampiyonluklar yaşadı. O şampiyonluklar yaşamayacaktı. Sen gelirinden oldun da başkasına da o gelir oldu ama. Yani sana eksi yazan ona artı gel. Sen haksız rekabet oldu. Ya, o paranın zaten bir ölçüsü yok bence. Ama bir para alacak Fener. Fenerbahçe bir tazminat alacak. Ki ben ama çok lazım. Eminim peşine bırakmayacağımıza da yani. Ama o para için biz bir mahkemelik olacağız değil mi? Olacağız. Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu'yla mahkemelik olmak demek devletle mahkemelik olmak demek aslında. Aslında ve özel, bu iş uzarsa, uzun sürerse ki Türkiye'deki hukuk sistemini biliyoruz. Sen şimdi federasyonla mahkemeliksin. Bir yandan da o federasyonun düzenlemiş olduğu ligde mücadele etmeye çalışıyorsun. Bu işin uzaması yine bize zarar verir diye korkuyorum. Yani çok hızlı karar çıkması lazım o tazminat. Abi orada birileri oturacak Fenerbahçe Federasyonu karşı karşıya. O kişiler muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Uzlaştıracak. Sonuçta Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi bir cumhurbaşkanımız var ülkede. O da gördü davanın sonuçlandığını. Kendisi de mücadele ediyor. FETÖ'yle en başta yani 15 Temmuz'u yaşadı. Onun için Alp abi dedi ki mahkeme işi yine bize zarar verecek. Dedi yani onu demek istiyorsun değil mi abi? Rekabete bize zarar verecek. Uzarsa zarar verecek. Zarar verecek. Ama Fenerbahçe Fenerbahçe'nin biraz yaralarını sarmak, pansuman yapacaklar diyeyim. Yaralar sarılmaz ama bir pansuman yapmak zorunda birileri. Evet. Dediğiniz gibi pansuman yapmak zorunda ama ben de son sözümü söyleyeyim. 3 Temmuz'un hesabı sorulmadan 3 Temmuz kapanmaz. %100. Evet. Bir görüntüye çok üzüldüm o zaman. Sen söyleyecektin ama son mahkeme, son duruşma. İki başkanımız da orada. Hiçbir şekilde diyaloğa girmemeleri, selamlaşmaları. Benim hep söylediğim şu birlik beraberliğe yakışmıyor. Artık bence o yani Aziz Başkan da şu intikam duygularından biraz sıyrılması lazım. Ya çünkü mesela kendisi böyle düşünmediğine eminim. Şu çıktı ortaya dedi ki
ben Fenerbahçe TV'ye konuşmam, benim doğum günümü bile kutlamadınız. Kutlanmış. Birileri yalan konuşuyor kendisine. Bu yönetime karşı doğru. Bence hiç gerek yok. Biz bu şampiyonluğa gideceksek bence cami içinde birlik barış olmak zorunda. Yani hatta konuşacağım demiş galiba Sayın Başkan. Öyle bir şey okudum. Kongreden doğru önce. Bilmiyorum. Yani öyle dedi. Ben yani de ağzından duymadım, okudum. İnşallah şampiyonluktan sonra tabii ki bir konuşma yapsın ama bence ya, o görüntüden de bizim artık kopmamız lazım ki ben Sayın Ali Koç tarafında öyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her yerde onore ediyor Sayın Aziz Yıldırım'a. Aziz Başkan hem yaşça büyüyor hem kulüp başkanı olarak büyüyor. Bence artık orada bir huzur gelmeli diye düşünüyorum. Evet, ben gene son söz olarak 3 Temmuz hesabı sorulmadan 3 Temmuz kapanmaz diyeyim. Yaşa Fenerbahçe diyerek de programı kapatayım. Teşekkürler size.